Hey arkadaşlar, yeni bir Isaac bölümüne hoş geldin ve dikkatini çekerim yeni bir şey var, yani bir yenilik var. O yenilik de şu, 3 tane mod attım oyuna, 3 mod attım. Mod oynamıyorum diyordum, 3 tane mod attım. Çok ufak modlar ama hemen göreceksin. Bir tanesi müzik modu. Müzikleri bir hani biraz eski Afterbirth. Antibirth diye bir mod vardı Repentance'dan önce. O moda göre bir ekledim ama büyük ihtimalle onu değiştireceğim ara ara. Hani keyfen yapmış oldum. Buradaki müzikler çok iyi. Biraz da yüksekler. Yani hani öyle bir gerçeklik de var. Bugün ne yapıyoruz? Dün biliyorsun Lost için Holy Mantle'ı açtık. Bugün de onu hani birazcık elden geçirelim diyorum. I'm excited iyi değil. Oyunu ara ara hızlandırıyor. Bizim için iyi değil. Şimdi Lost'u çok oynamadık biliyorum. Ama artık oynayacağız. Yalnız Lost çok zor. Bana göre en iyi Isaac karakterlerinden biri. Hani Isaac'in olayı ne biliyorsun? Hasar alma ve ilerlemeye çalış. İşte onun abartı versiyonu bu arkadaş. Hani iki hasar aldın mı gidiyorsun. O yüzden de biraz zor. O yüzden diyorum hani bayağıdır hani oynamadık falan. Çok çabuk ölebiliriz. Hop hızlandık. Burası bu olay hiç hoşuma gitmiyor ya. Yani aklında olsun. Yani hani kaybedersek bir sebebimiz var. Şimdi Lost'un elinde de bir zar var. Bu zar başta neydi bilmiyordum. Şimdi öğrendik tabii onu. Birazcık artık şeyleri yapmaya başladım. Bir yavaşla ya. Müzik de coşunca. Bu yeni şey müziği, yani eski Antibird müziği aslında, modun müziği. Ya bak gördüğün gibi şeyi kaybettik, Holy Mantle, ama bir sıkıntı olmayacak bize bu. I'm Excited I'm Excited hapı biraz bana güçlü geliyor. Yani hiçbir hap o kadar etki etmiyor. Bütün katta neredeyse etki ediyor baby. Güzel para, güzel. Bak, öbür modum da bu. Pog suratı. Pog suratını çok seviyorum. Süper. Ama Pog suratı için buna ihtiyaç... Şunu alacağız tabii ki biz. Hemen Pogo yapıp ineceğiz aşağı. Şunu alabilirsek çok güzel olacak. 20 kuruşu nereden bulacağız bilmiyorum. Bulamayacağız büyük ihtimalle ama... Güzel olurdu bizim için. Bakalım neler yapacağız. Dediğim gibi bak öbür şeyde odaların kapılarını değiştiren bir mod attım. Bak biraz tipleri değişik. Hoşuma gitti açıkçası. Hani görsel bir geliştirme olarak gördüm. Başka bir şey değil. Mesela bak bu müzik çok güzel. Tam dediğim gibi şey müziği, yani asıl Isaac şeyi, ya yani bu tarz müzikler bence Isaac'te daha iyiydi. Bu da öyle, bu da güzel. Tabii Edmund buna pek, yani Edmund saçma ama benim oyunum, benim müziğim diyor ama bence bu tarz biraz daha üzücü müzikler daha iyi olurdu. Buradaki asıl tabii sana göstermek istediğim müzik başka. Speeddown çok iyi değil. Bunu alacağız tabii ki. Küçük bir AOE verecek. Hani böyle yere işte hissedeceğiz yeri. Çok iyi mi? Değil. Ama şimdilik bizim işimizi görecek. Şimdi biz ne peşindeyiz? Biz düşünüyorum şimdi. Burada gizli oda olabilir mi diye. Valla gizli odayı denemek yerine şöyle yapmayı tercih ediyorum. Pog! Pog! Pog pog pog! Pog champ! Ama onu istesem de dolduramayacağım ya. Yani 25'e ulaşamayacağım. Belki 25'e şuradan ulaşırım. Burada değilmiş. Herhalde yandaydı. Olsun, dert değil. Şimdi Lost'un olayı nedir? İki kere vurdun mu gidiyorsun. Büyük ihtimalle bu bölümde öyle olacak. Bu bölümde eğer gidebilirsek hani şeye kadar gitmeyi düşünüyorum. Kiliseden de işte yukarılara falan filan. Ama... hani %100 olacak diyemiyorum. Yani hani aklımda olsun. Şu halimizle bile bu arkadaşı hani zar zor yeniyoruz. Lost'un hani
çok böyle mükemmel eşyalara ihtiyacı yok açıkçası ama yani birkaç eşyaya ihtiyacı var. Hani toparlamak adına. Soap onlardan biri mi? Evet. Hani hemen bir tears up, bir shot speed up. Bunlara ihtiyacımız var. Göreceğiz tabii. Ne duruma geleceğiz, neler yapabileceğiz, yapabilecek miyiz? Buralara girebiliyoruz. Bir de şu zarı da kullanmak istiyorum. Yalnız burada hasar alırsam ölüyorum. Çok dikkat etmem lazım. Arkadaş bir de kaçıyor ya. Pandora's Box'ı hemen kullanacağım. Yani tutmak istemiyorum. O zarlara vesairelere ihtiyacım vardı. Dediğim gibi bu müzikleri de arada değiştireceğiz. Yani hani illa hep böyle kalacak diye bir şey yok ama sana özellikle Mausoleum diye geçiyor. Onu bir göstermek istiyorum. Yani o çok güzel bir müzik. Oraya tabii bugün gelmeyiz diye tahmin ediyorum. Yani bu karakterle şimdi düşünmüyorum açıkçası ama. Aşağıda ne var abi? Şeytan anlaşması. Şu işimizi görebilir. Eğer yetişebilirsem oraya tabii bakalım. Yani şöyle yaparsam 26'yı buluruz diye düşünüyorum ama. Dur bakalım. Şimdi bugün sana çok ilginç bir şey anlatmak istiyorum. Geçen bir YouTube'da video izledim. Jairus diye bir şey var abi. Virüslerin daha büyük versiyonları. Jairus ve Virophage diye bir şey var. Yani hani olay şu. Bir takım virüsler o kadar büyük. Şimdi bak bir kere bir dakika. Virüsler yaşayan varlıklar değil, tamam mı? Hani virüse canlı denmiyor. Yani hani bazı insanlar canlı diyor ama çoğu canlı demiyor. Çünkü içinde hiçbir şey yok abi. Düşün bak, içinde hiçbir şey yok. Hani seni canlı yapan nedir diye düşündüğünde virüs sadece böyle bir takım protein parçaları ve sonra da işte bir DNA. Ve kendini diğer parça hani hücreleri falan atıp o hücreleri etkiliyor. Ya çok acayip bir şey abi. Yani hani bu şey yapmanı tavsiye ederim. Bu işin içine girmeni, bakmanı tavsiye ederim. İnanılmaz bir dünya. Hani mikrokozum inanılmaz bir yer. Hiç ben böyle bir şey görmedim. Neyse, bunların bazıları o kadar büyük ki bazı hani normalde yapamayacakları şeyleri yapıyorlar. Ve o yüzden acaba onlar hani canlı mı gibi bir soru çıkarılıyor. Bunları da Jairus deniyor. Virus, hani giant virus gibi. Jairus. Ve bu arada günümüze kadar neden hani fark edilmiyorlar biliyor musun? Çünkü kimse oturup bakmamış abi. Hani virüs bu kadar büyük olamaz. Küçük şeyler virüsler büyük olamaz diyorlar. Şimdi ben çok bilgili değilim. Sadece bir video izledim. O yüzden hani bana %100 inanarak hani dediğim şeyler doğru ama %100 böyle hani sözümü dinleyerek bakma. Git kendin araştır. Çok acayip yani. Hani benim söylediğim şeyler ne kadar doğru olur? Hani bazı detayları falan karıştırmış olabilirim. O yüzden diyorum. Daha zarı da kullanamadık ama bir bakmanı öneririm. Şimdi Virophage diye bir şey var. Virüsleri avlayan virüsler. Düşün yani. Virüsü avlayan virüs diye bir şey var abi dünyada. Hani $3 bill bence ihtiyacım yok. Şunu bir kullanacağız. Şimdi gördüğün gibi zar D6 işlevi görüyor. Fakat %30 yazıyor hani wiki'de ama %30 mu bilmiyorum ama belli bir oranda eşyayı yutma ihtimali var. Benim için fark etmiyordu çünkü $3 bill hani benim için şey bir eşya değil. Gerekli bir eşya değil. Ve işte hani mesela can mı aldın? Can Lost'ta hani işe yaramıyor ya. Abi hani şey yap. Zara at. Önemli değil hani. Kaybettin ya da kaybetmedin. Ne fark eder? Hani hikayesi o. Burada benim 26 şeyim var. Dur bir geri gitmem lazım. Biraz uzattık burayı. Daha ikinci kat ve 8. dakikadayız. Bir de yavaşım. Müthiş. Bir de geri gelip gideceğim herhalde. Tahmin ediyorum. Çünkü Emperor kartını almak istiyorum. Ben şunu istiyordum ya. Bu bir şeytan anlaşması eşyası normalde ama etrafımızda bir korku aurası çıkarmış oldu. Bunu seviyoruz. Bunu istiyoruz. Bu aradığımız lezzet, aradığımız çipetpet bu. Elbette yani hani bilmiyorum.
Şimdi burada hemen strength'i kullanacağım. Çünkü Emperor'ı tutmak istiyorum. Bir de ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum dedim. İyi ki öyle dedim. Abi hiç riske atmayacağım. Bu bizim için iyi bir eşya çaktırmadan. Lost ile buraya girersek şey de alabiliyoruz ama şeytan anlaşmalarını istemiyorum ya. Yani normalde Lost bedavaya alıyor şeytan anlaşmalarını. Çünkü hani canı yok ya. Ama mesela 3 tane varsa bir tanesini alabiliyor. Normalde eskiden hepsini alabiliyordu. Öyle bir nerf yemiş. Hani yok öyle arkadaşım diyorlar. Yani peki tamam diyebilirim ben de yani. Hani çok da abartmanın bir anlamı yok. Göreceğiz. Bu arada yeni sanatım da geliyor. Çok acayip sanat geliyor ya. Çok 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 hoşuma giden bir sanat geliyor. Bir gelse sana göstereceğim. Neyse bu abi virüsleri avlayan virüsler var. Bir oraya bir geri yani hani durumun ciddiyetini kavrayabilir miyiz? Virüsleri avlayan virüsler. Yani almak zorundayım. Hop. Bomba istediğimiz etkiyi yaratmadı. Şimdi Guppy'nin hani Guppy's color işte ne o boyunluğu ne kadar işimizi görür bilmiyorum. Bende hiçbir zaman işe yaramıyor çünkü niyeyse ne oluyor ne ediyor hiçbir zaman işe yaramıyor. Seni. Aldığımız Quint işimizi görüyor açıkçası. Çok dikkatli olmak lazım Lost'la. Bir anda gidiyorsun abi. Hiç farkında bile olmadan kendini kaybetmiş bulabilirsin. Lost'un olayı o aslında. Arkadaşım biraz sakin olur musun? Bir anahtar. Bütün o işleri yaptım. Bir anahtar verdi bana. Hop. Bazen öyle oluyor çaktırmadan. Dondurdu. Abi dondurma olayı da çok güzel. Efektler çok iyi. Aman. Al işte bak. Şimdi bunu yedik ya. Direkt tırsıyorum. O kadar tırsıyorum ki kaçacağım. Vallahi kaçacağım yani. Hiç riske atma. Lost'un olayı o abi. Altına ediyorsun. Ama şöyle hani korumalı bir yer buldun mu? Mesela burası. Bir nebze rahatlıyorsun. İşte bak mesela o okul başladı, o başladı, şu başladı. Hani Subarashi diyesin var bir de niye bilmiyorum ama okuldur, odur, budur. Subarashi'dir. Subarashi de çok iyi isim değil mi ya? Merhabalar ben Subarashi. Ne demek bilmiyorum. Belki de isim hakikaten ama Japonca'da bir şey demek artık ne demekse. Subaru'yu biliyoruz. Yani hani Subaru'su diyorum ben. Sevdiklerimdendir. En sevdiğim araba şeyi Subaru. Çok severim ama alınabilitesi yok maalesef. Uf. Müzik de iyi vuruyor ama. Bu arada müzik iyi vuruyor. İngilizceden alıntı. Hani the music hits hard. Abi benim kafa sıkıntılı ya. Çat diye bir vurdu ama bizim için dert değil. Tamamıyla kafa başka türlü düşünüyor yani. Hani benim zihin İngilizce düşünüyor ya. Ama konuşma Türkçe. Öyle bir saçmalık. Yok kaçamazsın. Bir dakika. Oo güzel app. I can see forever severiz. Yani biliyorsun hani sevdiğimiz haplardan. Arkadaşım bir sakin ol. Quint her öldürdüğümüz düşmandan bir tane familiar çıkartıyor. Çok güçlü aslında. Yani hani etki olarak bayağı güçlü bir etki. Bu arkadaşa ihtiyacımız yok. Bizim biraz hasara ihtiyacımız var. Bir alalım. Sonra geri bırakalım. Rosary'nin artık eskiden Tears Up vermiyordu. Şimdi onu keşfettim. Yeni Tears Up veriyormuş. Çok güzel. Yani hani tam benlik Tears Up verişi. Böylece hani boş bir eşya değil aslında. Bunu sakın oynama Lost'la. Oynarsan ölürsün. Anında gidicisin. Haberin olsun. Lost'un öyle bir lüksü yok yani. Buralara biraz hop dikkat edelim. Hala biraz hasara ihtiyacımız var. Hiç daha hasar eşyası almadık değil mi? Bir stapler falan çıksa, bizi rahatlatsa süper olacak.
Pok pok. Çok eğlenceli ya. Pok. Çok hoşuma gidiyor. Ya zaten başlangıçta bir bunu alayım dedim. Şunu alırsam aslında işi çok kolaylaştırırım ama öncelikle şununla başlayalım. Tabii ki hasarımı arttıracak. Tahmin ediyordum zaten. Vallahi bunu bile alabiliriz. Bunu alırsak... Abi alacağım. Biliyorum biraz şey hani hile gibi ama... Kusura bakma. Yani hani yapılmak zorunda. Bir de zaten bir noktaya kadar hile. Hani bir noktada da hile değil. Buradaymış ya. Bana Devil'ı... Devil'ı değil... şeyi ver. Nerede bakayım o? Emperor. Şimdi Emperor böyle bir zora düştüğümü hissettiğim anda kaçmayı planlıyorum. Ne kadar başarılı olacağım onu bilmiyorum. Onu söyleyeyim ama... şeyimiz olacak. Şimdi neyse. Ya şunu diyordum. Hani... Lan inşallah kaybetmeyiz. Vallahi mesela bu arkadaşlar tam kaybetmelik biliyor musun çaktırmadan. Ama öyle bir duruma düşmedik. Bombayı kullanmayı bildik. Bak şimdi şöyle bir özelliği var Lost'un. Üçüncü katta her zaman için Perfection alır. Eğer hani hayatta kalabiliyorsan. O iki tane I can see forever. E tamam zaten bizim iyiydi. Emperor. Yalnız ben bunu tercih ediyorum ya. Perfection çok güzel bir eşya. Perfection'a şöyle ulaşabiliyormuşsun. Üç defa bosslardan hasar almazsan. Perfection kartını alabiliyorsun. Ben bunu bilmiyordum mesela. Perfection çok iyi çünkü bazı hani mesela şansa bağlı hasar türleri var. Mesela Tough Love diye bir eşya var. Hani arada diş atıyorsun. Yani hani baban seni dövüyor şey hani şiddet. Çok üzücü bir eşya ama çok güçlü bir eşya çünkü crit atıyor. Şimdi o mesela bu eşyayı aldığında hep onu atıyor. Ha bu arada I can see forever hemen kullanalım ya. Range up. Güzel. Ya bu artı olmaları bizim için. Hani ne olduklarından ziyade hepsi iyi hap. Tercihim o. Bu arada müzikler yeni. Hani biraz bir yenilik yaptık. Buralarda gene dikkatli olmamız lazım çünkü bu hareketleri çok yapıyorlar. Ya Lost hakikaten şey ya. Mesela Forgotten'ın 2-2-3 canı oluyor. Artıyor canı falan. Keeper'ın 3 canı var ama 6'ya çıkabiliyor. Ama Lost öyle değil abi. Lost her zaman için 1. Yani 2 ya da hani. Hiç sekmiyor. Kaçışın yok yani. Böyle bir şey modundasın hani full konsantrasyon modundasın. Hakikaten yapmayacağım şeyler yapıyorum hani şey için. Yok bomba atıp kaçmak falan ama onu yapmazsan işte ölüyorsun abi. Hani şeyin o. Lost'lu olayın o. I can see forever kullandık değil mi? Evet. Buralarda hiçbir şey yok. Peki. Ya bir sıkıntımız var mı? Yok. Biz yolumuza her türlü devam ediyoruz. Şimdi bu şeyi kazandığımızı varsayacağım. Daha iyi bir pozisyonda değiliz hani kazandık diyebilmek için ama hop. Yani, hani eşya o ortalamamız böyle çok müthiş değil açıkçası ama yine de çok da kötü durumda değil gibiyiz. Robo Baby yani Friendster çok böyle müthiş mi değil ama teknoloji etkisi iyi bir etki. O yüzden çok da şey yapmaya gerek yok. Ya bunu niye bastın falan dersen zaten eninde sonunda gidici bu arkadaşlar. Ya işte virüs ve virophage'den bahsediyorduk değil mi? Hani mesela sen normal hayatına devam ediyorsun, uğraşıyorsun, ediyorsun falan ama bir üst şey bir alt noktada neler neler var. Düşün ki bunun bir de üstü var. İşte o yüzden ben hep diyorum. Hani biraz şey yapmak lazım, farkındalık kazanmak lazım diye. Yani hani Alabaster Box'a ihtiyacım yok ama hapı alacağım çünkü küçülmek istiyorum. Bir de bir tık hızlanırız, fena olmaz bizim için. X-Lax. X-Lax, çok...
Şuradan bir girelim. Bak şu müzik mesela çok güzel ya. Bunlar doğru müzikler bence. Hepsi çok iyi diye demiyorum. Bu modun müziklerin hepsi çok iyi diye demiyorum ama bazıları çok yerinde. Şeyi de bir bulabilirsem. İkinci gizli odayı sonra gideceğim. Bugün şey yapmıyoruz abi. Bilmiyorum farkında mısın ama. Bass Rush falan bu eşyalarla değil. Onların zamanı gelecek. Bununla hayatta kalırsak ve kazanabilirsek memnun oluruz. Burada şey kullanırsam ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Hani yeni bir etkisi var mı Bible'ın diye düşünüyordum ama anneyi hemen mıhlayacağız. Aynı şekilde şeyi hemen mıhlayacağız. Artı hemen mıhlayacağız. Bunu arıyordum. Tamam, bütün katı yaptık ama neyse. Yani bu gereksiz eşya için. Bu arada bu Perfection denilen eşyayı ve trinket'i, ıvır zıvırı alıyorsun ya. Dur şuraya bir bomba bırakırım yalnız. Hatta şuraya da bırakırım. Bu eşyanın şöyle bir özelliği var. Hasar alırsan kaybediyorsun. O yüzden tam lostluk bir eşya zaten değil mi? Hani çünkü hani kaybedemiyorsun. Daha bak bu arkadaş için hiç şeyim yok. Şuralarda olmalıyım. Gel kendini yak. Çok korkuyorum bundan. Kendini yak. Allah. Buna ihtiyacımız yok tabii ki. Trisagion bug'lıymış. Bunlar çok kötü eşyalar ya. Üf. Neyse şunu alalım. Ama Serafim olduk. En azından öyle bir artar. Buna ihtiyacımız yok. Gidebiliriz. Serafim bize hiçbir etki vermiyor ama. Öyle bir sıkıntı var ama. Trisagion bug'lıymış abi. O yüzden özellikle kullanmıyorum. Bir de sevdiğim bir eşya da değil açıkçası. Bak müzikler gittikçe hani değişiyor. Şimdi daha tehlikeli. Hop yanlışlıkla bastık. Şuna basmak istiyordum. Neredeyiz diye. Depths'teyiz. Tamam. Dört tane bundan. Peki. Buralarda dikkat etmemiz lazım. Gerilim abi bu. Bu bölümün adı gerilim. Hani özellikle hani Holy Mantle'la oynadığım ilk Lost olduğu için kaybetmeme şeyim var. Bak gördüğün gibi şeytan odasına girdin mi? Burada mesela bunu hop diye alabiliyorsun. Bu eşya işime yaradığı için değil. Sadece alabildiğim için aldım. İşte bundan hiç haz etmiyorum. Umarım bunlardır. Tamam. Bunları alabiliriz çünkü. Gel arkadaşım gel. Hoşça kal. Aşağılara bakalım. Tabii ki alacağız. Hasar çok hızlıyız. Hıza ihtiyacımız yok ama hasara %100 ihtiyacımız var. Ne kadar çabuk öldürebilirsek o kadar az hani kaybetme şansımız var. Ben bu arada artık hani burada boss'u bulduğum gibi tüyeceğim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Herhangi bir şeyim yok yani hani. Yani eşya odası bulmuşum, bulmamışım hiç. Benim için önemli değil. Tamam, hızlı atlattık. Yani bir sıkıntı çıkmadı. Tamam. Burada ekstra 13. Ya keşke böyle şansla ilgili bir eşya gelse. Neyse. Diyordu. Kalem takarsan öyle olur tabii. Bak, şu müziğe bak abi. Şu müziğin mükemmelliğine bak. Yani konuşmak bile istemiyorum. Bu benim hala hani arabada dinlediğim müziktir. Telefonumda var. Çok güzel abi bu. Ya bu müthiş ya. Bu bence kesinlikle konmalıydı. Çok başarılı. Hemen anneyi bulalım. Kaçalım.
biraz dinle istiyorum, o yüzden çok konuşmuyorum. Abi o yani kilise orgu falan. Oo, tears down vermeseydin. Çok güzel abi, çok başarılı, inanılmaz yani bu. Bu ilk modda da hemen gösterebilmiş olmaya çok sevindim. Şeyler de böyle davullar da böyle patlak ya, hafif böyle veriyor ya, çok güzel abi, çok müthiş yapmış yani. Machine in the Walls bu şarkının adı, hani eğer merak ediyorsan, öğrenmek istersen falan, bunları patlatırsan böyle artıların olur. Ben bunların hepsini kullanıyorum. Aa, Black Market bulduk, çok nadir bulunan bir şey. Oo, bir dakika, yalnız bu iyi olmadı, bu hiç iyi olmadı. Bu hiç hoşuma gitmedi. Yardım, yardım. Oh oh. Oh oh. Oyun bize olta vurdu ya. İki tane eşya, melek odası, hepsinden olduk yani. Müziğimizden olduk abi. Güzel güzel takılıyorduk biz. Çok güzel müziklerim vardı, takılıyordum. Şimdi bunların hepsi hop, çok güzel ama bizim sıkıntımız başka abi. Hani kalbi yeneceğiz, tamam, hop. Orada sıkıntı yok, kalbi yeneceğimiz belli gibi. Ama sonrasında Isaac'e karşı ne yapacağız? Hop, işte sıkıntı orada. Acayip tırsıyorum artık. Buralar hakikaten zor. Güzel bir hap. Çok iyi bir hap. Eşya. Au au au. Ya işte 18 yıldır diyorduk ki hani ölçeklerde de çok acayip şeyler var. Yani hani bu ölçeklerden biri de şey ölçeği, hani küçük ölçekler, hani dünya bizim hani işte okuldur, şudur, iştir, onlar değil abi yani. Alabilirim çünkü zaten canım yok biliyorsun. Bu da en sevmediğim. Bu arkadaş beni öldürmeyi başarıyor, niye bilmiyorum ama. O yüzden tırsıyorum. Kaç 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 kaç. Hiç yerinde durma. Şimdi bak, bir de böyle takırt diye ineceğiz. Evet. Lütfen lütfen artık. Tamam. Alırım. Bir size'ı arttırıyor. Ya eninde sonunda bir cramps verecekti zaten bize. Yalnız burası biraz korkutucu. Anne. Şöyle bir kullansak da bu arkadaştan kurtulsak. Of. Tamam. Güzel. Abi çok şeyim yani, böyle gerginim biliyor musun? Yani şu bölümde acayip gerginim. En azından bir heart'ı alalım. Yani hadi, isteğim o. Neyse yani, gene aynı noktaya gelebilirsem. Ya bir de biliyorsun şeyi fark ediyoruz hep, hani mesela can hayvanları düşün. Mesela hep şey çıkıyor ya, hayvanlar zannettiğimizden daha zeki. Tabii abi, yani canlı hani tabii ki daha zeki, tabii ki duyguları var, tabii ki sevgi nedir biliyor. Daha önce de konuştuk, ben hani kuş büyüttüm, işte köpek gördüm, yani büyütmedim ama gördüm, kedi sevdim, kedi biraz büyüttüm. Hayvanlar abi, eyvaz. Hayvanlar %100 diyorum bak. Seversen, sevgiyle büyütürsen zekaları artıyor. Yani %100, bu benim yaşadığım bir şey yani. Kafaları çalışmaya başlıyor. Daha çok
IQ'ları artıyor. Yani %100 o eşyaya değer dur. Hop, hoşça kal. Bir büyük atladı. Büyük bir atlayış yaptı. Şimdi Isaac'i yenebilecek miyiz? Asıl şeyimiz o bence bizim. Kendimize sormamız gereken şey özellikle bu eşyalarla hani olmayan. Çok güçlü değil bu eşyalar açıkçası. Hani daha kaliteli bir Isaac'çi yenebilir ama o kişi ben miyim? O kişi olabilecek miyim aga? Savaşman lazım. Bunu yapabilecek misin? Büyük bir sorumluluk üstünde. Lost ile kazanabilecek misin aga? Evet, bir şeyin şah referansımızı verdik. Tabii hakikaten yapabilecek miyiz aga? Onu bilmiyorum aga. Agi Gugi modundayım şu anda, hani aga'dan ziyade. Aga Gugu olarak devam ediyorum yolculuğuma. Neyse, hayvanlar işte hani zannettiğimizden daha zekiler gibi bir muhabbet var biliyorsun. Aynı şekilde hani bu virüslerde de bir hani bilmediğimiz bir takım şeyler var mı ki acaba hani? İnsanoğlu kendi yaşamında, günlük yaşamında çok kayboluyor. Ama bir hasarı almazsam olmazdı. Hasar da değil de neyse, anladın. Öyle öyle dünyalar, öyle öyle şeyler var ki farkında olmadığımız, algılayamadığımız. Çok ilginç abi. Şuraya bir bomba bırakmak istedim. Neden bilmiyorum. Money equals power falan çıksa da ben bir ihya olsam diyordum ama çıkmadı. Tabii zarımı tutsaydım belki o noktalara varabilirdik. O noktalara varamadık. Ya da böyle bir şans ile işleyen tapla falan çıksaydı. Ya da bir biberlerden biri çıksaydı. Biliyorsun biberler var. Çok iyi abi biber eşyaları. Acayip yani. Şöyle özellikle Lost ile çok acayip. Çünkü durmadan alev saçıyorsun. Yani mesela o çok kaliteli bir şey. Olay. Ama tabii burada bizim şu anda öyle bir şansımız yok. Kaçacağım merak etme. Çıtır çıtır oynuyorum yani hani. Dikkat ederek. Şimdi buraya geldik mi? Hoşça kal. O'yu açtık. Okey. Şimdi buraya gidemem. O noktada değilim. Bu arada şöyle bir sıkıntımız var abi. Benim şeyim yok değil mi? Ne negatifim var ne de Polaroid'im var. Yani ben zaten Isaac'te bitiriyorum bugün bu bölümü. Buraya gidersem ölüyüm ya. Yani hiç sekmiyor. Void'a gidersem ölüyüm. Yani nasıl kazanacağız ya? Ben nasıl kazandım? Mesela Void'u Lost'la nasıl yendim? Hiç hatırlamıyorum. Hani hakikaten ayrı bir kabiliyet varmış o zamanlar. Daha iyi bir Isaac oyuncusuydum herhalde. Ya da bazı eşyalar mı çok acayip bir noktaya getirdi beni? Bak kilisenin bu müziği de güzel. Böyle bir üzücülük var değil mi? Bir üzülme durumu falan var. İşte o güzel bak. Şeyin odalarına da bak. Kilisenin oda şeyleri. Bak şu odalar falan da. Bunlar mod işte. Özellikle baktım bu modlar achievement'ları hani başarımları engellemiyormuş. O yüzden bunları ekledim zaten. Hani istediğim oydu. Yani aslında orayı açabilirdim ama bir dakika. Hırsıyoruz. Gerçekten mi ya? Hop. Yavaş yavaş. Bir hasar aldın mı hemen altına etmeye başlıyorsun. Kömür parçası iş gördü orada. Gerekli şeyi yaptı. Yine şuraya bir bomba atalım da bir birileri patlasın abi. Valla Lost'u böyle oynamazsan hiç şansın yok yani, açık ve net. Ama bir de bize yamuk yaptı ya. Polaroid'i unuttum bak. Çok canımı sıktı. Ver bütün kuruşları ver. Hiçbir işime yaramıyor ama.
Hoşça kal. Hoşça kal. Buralar hiç abi hiç zorlamam. Yalnız adam diyor ki bu düşmanla kapışacaksın diyor. Bu arada müzik. Tam müziği dinlemekten öleceğim yani. Peki artık ha. Okey gerekli pogu bulduk. Gerekli pogumu buldum. Biraz tırsar mısın? Biraz şöyle bir sakinler misin? Evet, şimdi bakalım becerebilecek miyiz? Şurada bir gizli oda olabilir mi? Ne olur ne olmaz. Bakmakta fayda var abi. Burada tahmin ediyorum Bible'ı kullanırsan ölüyorsun. O yüzden Bible'ı kullanmıyoruz abi. Ay. Ölecek miyim? Ölebilecek miyim aga? O noktada mıyım? Surat. Papa, papa. Hayır. Tamam. Yaşıyoruz. Daha ölmedik. Gerilim 155 milyon şu anda. Hayır, uzak dur. Uf. Anneciğim. Lütfen gidici ol artık. Lütfen artık sonun gelsin. Hadi arkadaşım. Okey. Tabii ki bitirmiş olduk. Çünkü maalesef bu güzel kardeşinde Polaroid yoktu. Öyle bir sıkıntımız oldu. Ama zaten Blue Baby'yi yenebilir miydik? Bilmiyorum. Ama Isaac's Heart'ı açtık. Güzel bir eşya mı? Bilmiyorum. Göreceğiz. İyi bir Lost yaptık ya. Hani showcase match oldu. Hani güzel bir şeye girdik. Neyse. Bu virüslere falan belki tekrar döneriz. Yani aslında anlatacak başka şeyler de vardı. Hadi. Görüşürüz. Kısa, etkili ve yoğun bir bölüm. Okey, hadi bay.